Mutlu akşamlar. TV 52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Emrullah Cesur. Gündemin öne çıkan başlıkları ile karşınızda olacağım. Altı Muhalefet Partisi liderinin güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini imzalamasının ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar kanadından tepkiler gelmeye devam ederken Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan bu tepkilere cevap gecikmedi. Gündem programının konuğu olan Milletvekili Enginyurt, altılı masa eleştirilerine de sert bir şekilde yanıt verdi. Altı Muhalefet Partisi liderinin güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini imzalamasının ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar kanadından tepkiler gelmeye devam ederken Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan da bu tepkilere cevap gecikmedi. İsrail terör devletidir diyen Sayın Cumhurbaşkanıydı. Şimdi bir araya geldi. Biz de diyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir araya gelebiliyorsun. İsrail'le bir araya gelebiliyorsun. Suudi Arabistan'la bir araya geliyorsun da bu ülkenin altı partisi bir masa kurmuş. Bu masaya niye sürekli hakaret ediyorsun? Gündem programının konu olan Milletvekili Enginyurt, Demokrat Parti'nin de aralarında bulunduğu altılı masa eleştirilerine oldukça sert sözlerle yanıt verdi. Ne demek altılı çete? Çete arayan, bu milletin anasına küfreden ve bütün ihaleleri amuduyla götüren beşli çeteye bakacak. Bu ülkede çete arayan parsel parsel Ankara'yı satan çetelere bakacak. Bu ülkede çete arayan kocasının şirketinden devletin bakanlığına bozuk malzeme satana bakacak. Bu ülkede çete arayan 17-25 Aralık'ta 700 bin dolarlık saati rüşvet diye alan hırsızlara bakacak. İktidar kanadının muhalefet partilerine ağır eleştiriler yönelttiğini belirten Enginyurt, adeta yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Altı siyasi partiye çete demek, altı siyasi partiyi sanki Recep Tayyip Erdoğan'ı yemek üzere birleşen bir yamyamlar hareketi gibi göstermek insanlığın neresine sığıyor? Dün birisini dinliyorum, baktım Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyenler bu toprağın çocuğu değildir diyor. Hayırdır ya? Bu nasıl bir üslup ya? Bu nasıl bir anlayış ya? Niye Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyenler bu elle ülkenin çocuğu, bu toprağın çocuğu olmuyor? Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk de Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının ani yükselişini tüm dünyada artan petrol fiyatlarına bağladı. Pandeminin ardından bir de savaşın bölgeye ve ülke ekonomisine etkisiyle uğraşan Türkiye'nin ise bu süreçte dahi vatandaşına desteklerini hızlı şekilde aktardığını söyledi. Şanlıtürk'e göre akaryakıtta yaşanan ani fiyat artışları ise geçici bir durum. Dünyadaki petrol fiyatları 50-55 dolarlardan petrolün varili şu anda 150 dolar civarına çıktı. Daha da yukarı gideceği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Katolik Batı'nın efendim Rusya'ya bir takım yaptırımlar açıkladı. Bu yaptırımlar çerçevesinde de petrolün varili kademeli bir şekilde dünya piyasalarında hızlı bir şekilde arttı. Akaryakıta ardı ardına gelen zamlar sonrası mazot 23 lira, benzin 21 lira, likit petrol gazı ise 11 liraya dayandı. Rusya-Ukrayna kriziyle beraber iyice gerilen dünya piyasaları enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'de kötü sonuçlar doğurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti enerjide dışa bağımlı. Doğalgaz ve petrol alımını dışarıdan yapıyoruz. Bu manada Rusya'da bizim tedarikçilerimiz arasında petrolün fiyatının artışına göre tabii ki iç piyasada da mazot akaryakıt fiyatları arttı. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk de Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının ani yükselişini tüm dünyada artan petrol fiyatlarına bağladı. Pandeminin ardından bir de savaşın bölgeye ve ülke ekonomisine etkisiyle uğraşan Türkiye'nin ise bu süreçte dahi vatandaşa desteklerinin hızlı şekilde verdiğini söyledi. Tabii herkes bir şeyler söylüyor ama rakamlar yalan söylemez. Özellikle enerji fiyatlarında devletin vermiş olduğu destek, ÖTV almayarak vatandaşa vermiş olduğu destek 2021 rakamlarıyla 165 milyar TL. Bu ne demek? Nüfusumuzun eğer 85 milyon olduğunu düşünürsek yaklaşık her vatandaşımızın cebine devlet ÖTV almayarak 2000 lira civarında bir destek sağlamış. Türkiye'nin dış borcunun 25 milyar dolar olduğunu belirten Şanlıtürk, hükümetin vatandaşa desteklerinin her koşulda devam edeceğinin de sinyalini verdi. Bizim dış borcumuz, çok fazla bir dış borcumuz yok ülke olarak. 2022 yılı içerisinde Nisan ayına kadar yaklaşık 25 milyar dolar devletin ödemesi var. Bu 25 milyar dolar ödendikten sonra daha dış borcumuz yok. Dolayısıyla devletimizin ciddi manada gelirleri var.
hükümet de bu manada desteklerini devam ettirecektir. Şanlıtürk'e göre akaryakıtta yaşanan ani fiyat artışları ise geçici. Bu bir geçici dönemdir. İnşallah sabredeceğiz hep birlikte. İnşallah düzelir diye düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı'ndan birlik çağrısı da geldi. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birbirimize sahip çıkacağız. Bu zor zamanlarda bu birlik görüntüsünü daha iyi vermemiz lazım. Gübre ve mazot fiyatlarına bir yılda gelen %300'ü aşan zamlarla beraber fındık üreticisinin maliyeti her geçen gün katlanarak arttı. Fındık üreticisi gibi diğer üreticilerin de artık bu maliyetleri karşılayamadığını belirten Altınordu Belediye Başkanı Atakan Akça, hükümet yetkililerinin buna bir çözüm bulması gerektiğini aktardı. Gübre ve mazot fiyatlarına bir yılda gelen %300'ü aşan zamlarla beraber fındık üreticisinin maliyeti her geçen gün katlanarak arttı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'ya göre ise gübreye gelen %30'luk indirimde çiftçinin yaşadığı soruna artık bir çözüm olmuyor. Fındıktaki girdi maliyetler, özellikle gübre maliyetleri hakikaten son dönemlerde tekrar yükselmeye başladı. Biliyorsunuz 15 gün önce bir düşüş göstermişti, %30-35 lira varan bir indirim olmuştu ama Rusya-Ukrayna krizinden kaynaklanan bu sonuç sonucunda da tekrar %35-40 lira varan bir artışla karşı karşıya kaldı. Gübre fiyatlarının yanı sıra mazot fiyatlarına gelen zamlarla beraber fındık üreticisi gibi diğer üreticilerin de artık bu maliyetleri karşılayamadığını belirten Başkan Akça, hükümet yetkililerinin buna bir çözüm bulması gerektiğinin altını çizdi. Tabii bizim bölgemizde çok fazla kullanılmıyor ama işte İç Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde mekanizasyonla yani tarım makina ile yapılıyor. Dolayısıyla buradaki mazot girdilerinin hakikaten çok önemli derecede yükseldiğini görüyoruz. Buna çok acil bir önlem alınmalı, çok acil bir çözüm üretilmeli. Özellikle çiftçilerin kullandığı mazotun KDV'sinin ve ÖTV'sinin sıfırlanması gerektiğini düşünüyorum. Üretimin devam edebilmesi için devlet yetkililerinin destek sağlaması gerektiğini söyleyen Başkan Akça önemli bir de mesaj verdi. Dikim ve ekimin yapılabilmesi, üreticinin tarlada ve bağında bahçesinde olabilmesi için muhakkak bunların hemen acilen çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah alınan tedbirler ülkemizin tarımının istenildiği yere gelmesini sağlar ve biz dışarıya mahkum olmadan içeride yetiştirdiğimiz ürünlerle kendimize yeter duruma tekrar geliriz diye düşünüyorum. Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Çatalpınar'a yapılacak olan yatırımları TV52 muhabirine özel anlattı. Başkan Türe, Çatalpınar'da çok güzel işler olmaya devam ediyor dedi. Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Çatalpınar'a yapılacak yatırımları TV52'ye özel anlattı. Başkan Türe, gölet projesinden sıcak asfaltlamalardaki son duruma, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan yatırımlardan yapılacak olan erkek yurdu binasına kadar birçok projeyi açıkladı. İlk olarak Keşderesi Bolaman Çayı üzerindeki büyük şehrin gölet projesinden bahsetti. Keşderesi Bolaman Çayı üzerinde burada mikrofonu almışken, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bir gölet projesi var. Şu anda hava şartlarından çok iyi gitmiyor ama inşallah yapacağız. Hemen tekstil fabrikamızın yapılacak onun önüne geliyor. Çok güzel bir alan çıkacak. Şu anda başladık. Hava şartları iyi giderse bu ay sonunda yapmayı planlıyoruz. Başkan Ahmet Türe, Çatalpınar'da çok güzel işler oluyor dedi. Çatalpınar'da güzel işler oluyor. Çevre yolu oluyor. Efendime söyleyeyim, Bolaman Keşteresi'ndeki kaldırımlar, sıcak asfaltı zaten büyükşehirimiz yaptı. İmkanlar ölçüsünde ilçemizde vatandaşları daha rahat, daha huzurlu bir hizmet yapabilmemiz, elimizden gelen bütün gayretleri yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan yatırımlar hakkında da bilgiler paylaşan başkan, yatırımların takibi ve desteği içinse AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'ya teşekkür etti. Soyunma odası, tenis kortu, basketbol, voleybol sahası, yüzme havuzu, sahaların onarımı, böyle bir tesis vardı. Sayın Vekilime de buradan teşekkür ediyorum, Metin Vekilime. O da Sayın Teşkilat Başkanımızı aradı. Dedi ki ihaleye çıkın, arada artık ödene biz de tahsis edeceğiz. İnşallah ona da bu her yerini hazırladık, yerini bekliyorduk. İnşallah bu yazında onları yaparaktan bu sene Çatalpınar'ın hizmetine sunacağız.
Türey Çatalpınar'a daha önce yapılan kız yurdunu anımsattı. Erkek yurdununsa yakın zamanda ihale edilip hizmete açılacağının müjdesini verdi. Bir yurt binamız var, erkek yurdu. Kız yurdumuz yapılmıştı. İmam Hatip'imiz falan yapılmıştı. Kız yurdumuz vardı. Erkek binamız ihalesi kalmıştı. İhale aşamasındaydı. Sayın vekilimiz de, Şener Yediyüz vekilim de talimat verdi. İlgili Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından inşallah bu yılda onun hizmete girmesini sağlayacağız. Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türey bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yatırımların ise ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. Ben burada emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vekillerim olmak üzere Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. İlçe Kaymakamıma, emeğe geçen Fasa Ticaret Odası Başkanımıza, herkese buradan teşekkür ediyorum. Amacımız milletimize hizmet etmek, onları Çatalpınar'da hizmet etmek. Onları işte dışarıdan İslam değil de Çatalpınar'da İslam'ı başka yere kaydırmamak için uğraşıyoruz. Ben bu yatırımların ilçemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem ülkemizde hem de dünyada kolon kanseri görülme oranlarında artış yaşanmasının en önemli sebeplerinden birisi değişen beslenme alışkanlıkları olarak gösteriliyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor ve yaklaşık 500 bine yakın insan da hayatını kaybediyor. Tüm dünyada kolon kanserine dikkat çekmek ve hastalık hakkında farkındalık oluşturmak üzere her yıl Mart ayı Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor Erkan Göcen de kolon kanseri ve bu kanser türünde erken tanının öneminden bahsetti. Kolon kanser, kalın bağırsakta görülen kanserin en önemlilerinden bir tanesi. Üstelik kolon kanseri hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü. Tüm dünyada kolon kanserine dikkat çekmek ve hastalık hakkında farkındalık oluşturmak üzere her yıl Mart ayı Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Mart ayı kolorektal kanserleri dediğimiz bağırsak kanserleri için bir farkındalık ayı olarak belirlenmiş. Bunun sebebi kanser hastalarında erken teşhisin önemini biliyoruz. Bağırsak kanserleri için de bu geçerli. Ne kadar erken saptanabilirse o kadar iyi tedavisi var ve tamamen tedavi olma şansı yüksek. Kolon kanserinde farkındalık ayı oluşturulmasının sebebi ise erken tanıyı yakalayabilmek. Erken tanı ise kolon kanserinde mümkün ve kolay. Bağırsak kanserlerinde de tanıyı koymak çok kolay. Özellikle belirtilerine dikkat ettiğiniz zaman ve erken sağlık kuruluşlarına başvurduğunuzda erken tanı koymak mümkün. Radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor Erkan Göcen ise kolon kanserindeki belirtileri anlattı. Nedir erken belirtileri ya da kanserin belirtileri? Büyük abdestte kanama, onun haricinde ishal veya kabızlık şeklinde bir sindirim sistemi problemleri, karın ağrısı, kilo kaybı, bunlar kalın bağırsak kanserlerinin bir belirtisi olabilir. Özellikle ileri yaşlarda, 50 yaşın üstünde veya bu şikayetlerin uzun sürdüğü hastalarımız hastaneye başvurduğunda çok basit tetkiklerle bağırsak kanseri teşhisi konulabiliyor ve tedavisi mümkün olabiliyor. Hem ülkemizde hem de dünyada kolon kanseri görülme oranlarında da artış yaşanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi değişen beslenme alışkanlıkları olarak gösteriliyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor ve yaklaşık 500 bin kişi bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede kar nedeniyle kapanan yollarda etkin mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 7/24 yaptığı çalışmalarla kapanan yolların tümü ulaşıma açıldı. Bu kapsamda çalışan ekipler 15 ilçede hasta ve cenaze gibi acil durumlara öncelik vererek mahalle ve grup yollarına müdahaleler yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede kar nedeniyle kapanan yollarda etkin mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 7/24 yaptığı çalışmalarla kapanan yolların tümü ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasta ve cenaze gibi acil durumlara öncelik vererek gerek yol açma gerekse tuzlama çalışması yürütüyor. Bu kapsamda çalışan ekipler 15 ilçede hasta ve cenaze gibi acil durumlara öncelik vererek mahalle ve grup yollarına müdahale etti.
Vatandaşların kar lastiği ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması istenirken karla mücadele talepleri için 444-1052 çağrı merkezini ve Alo 153'ü 724 arayabilecekleri bildirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi Ünye Belediyesi'nde de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ünye Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kar yağışı öncesinde gerekli tüm tedbirleri ve hazırlıkları gerçekleştiren Ünye Belediyesi ekipleri ilk günden itibaren sahada 43 iş makinesi ve 116 personelle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ünye Belediyesi aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de ortaklaşa çalışarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ünye'nin sahil kesimleri de dahil olmak üzere etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezinde yer yer 30 santimetreyi geçen kar yağışı yüksek kesimlerde bazı noktalarda 1 metreye kadar ulaştı. Ünye Belediyesi ekipleri gece boyunca tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ederken öte yandan da sağlık hizmetleri ve yolda kalan vatandaşlar da dahil olmak üzere çok sayıda çalışmayı eş zamanlı olarak yürütüyor. Ünye Belediyesi ekipleri 112 acil servise gelen çağrılar kapsamında ulaşılması zor alanlarda vatandaşların sağlık ekiplerine erişebilmesi için gerekli desteği sürdürürken diğer yandan yolda kalan araçlarla ilgili de çalışmalarına devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre bölgemizde yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu noktada gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti. Başkan Tavlı yaptığı açıklamada sahada 43 iş makinesi ve 116 personelle kar yağışının etkili olduğu ilk günden itibaren etkili bir biçimde mücadele çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bizlere 24 saat ulaşabilirler şeklinde konuştu. Karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken öte yandan sokak hayvanları da unutulmuyor. Ünye Belediyesi ekipleri kent merkezi ve yüksek kesimler dahil olmak üzere birçok noktada sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını da düzenli olarak kontrol ederek gerekli tedariki sağlıyor. Son günlerde Ordu'yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası hayvanların yaşamını da olumsuz etkiliyor. Yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını da zorlaştırıyor. Bu kapsamda harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri 19 ilçenin en ücra köşelerine dahi ulaşarak gerek mama odaklarına gerekse farklı noktalara bıraktıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağlıyor. Ordu'yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava sokak hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiliyor. Yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını da zorlaştırıyor. Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri 19 ilçenin en ücra köşelerine dahi ulaşarak gerek mama odaklarına gerekse farklı noktalara bıraktıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağlıyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu soğuk günlerde onların aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti. Dün akşam saatlerinde Ünye ilçesinde gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk, toplam 5 kişi yaralandı. İlk olay ilçeye bağlı Orta Yılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu Çömlekçi mevkisinde meydana geldi. Cesur Çorbacı yönetimindeki 48YD332 plakalı otomobil önünde seyreden dolmuşu sollamak isterken karşı şeritten gelen Umutcan Kolcu yönetimindeki 52DM525 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Çorbacı'nın kullandığı araçta bulunan Rıdvan Köse ve Mahir Oral yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı. İlçeye bağlı Göbü Mahallesi'nde ise Çaybaşı istikametinden Ünye istikametine gelmekte olan Yasin Aycıl yönetimindeki 59ED148 plakalı otomobille çevre yolunda kavşakta Çaybaşı yönüne dönmek isteyen Lütfü A yönetimindeki 55ABT044 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Yasin Aycıl ile Yasemin Aycıl ve 7 yaşındaki kızları Zeynep Meyra Aycıl, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik akışı ise bir süre kontrollü olarak sağlandı. Gerçekleşen her iki kazada biri çocuk, toplamda 5 kişi yaralanırken can kaybı ise yaşanmadı. Tam 7 yıldır çeşitli etkinliklere imza atan Kabadüz Yokuş Dibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bugün de kadınlara özel bir program yaptı. Kabadüz Yokuş Dibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği anlamlı bir etkinliğe imza attı. 7 yıldır çeşitli etkinliklere imza atan Kabadüz Yokuş Dibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başkan İdris Gündoğdu öncülüğünde kadınlara yönelik bir kahvaltı programı düzenledi. Düzenlenen kahvaltı programına dernek üyelerinin katılımı ise oldukça yoğundu. Burayı lokal halinde getirdik için bundan sonra fiziki alanlarımız daha da iyileşti diye düşünüyoruz. En azından başlangıç açısından bugün itibariyle güzel bir alana sahibiz. 2015 yılından bu yana Yokuş Dibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak çeşitli etkinliklere imza attıklarını belirten Başkan İdris Gündoğdu, bu tür etkinliklere her zaman önem verdiklerini belirtti. Yaklaşık 7 yıldır yöremizin insanlarını bir araya getirmek için hizmet vermekteyiz. Bugün de özel olarak kadınlara yönelik bir etkinlik planladık. Her ne kadar 8 Mart Kadınlar Günü geçmiş olsa da bugüne planımızı yaptık. Bugün onlara özel derneğimizin bulunmuş olduğu, yeni açmış olduğumuz lokalimizde kadınlara yönelik bugün etkinlik yapıyoruz. Kadının toplumdaki yerinin oldukça büyük olduğunu belirten Başkan Gündoğdu, kadınlara yönelik düzenlenen etkinliklerin devam edeceğinin de sinyalini verdi. Kadının her zaman baş tacı olduğunu biliyoruz. Tabii ki Kabadüz Yokuş'ta bir ailesi olarak kadınların bundan sonra bu şekilde etkinliklere katılması için elimizden gelenleri yapacağız. 7 yıldır dernek olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten başkan, yöre halkını bir araya getirmeye amaçladıklarını da aktardı. Yani yöremizde yapılması gereken, gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince yöremize katkı sağlamaya çalışıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Dernek üyesi olan Eylem Aktaş Gündoğdu'ysa kadınların toplumda ayrıştırılmadan bir araya gelmesi için çalışacaklarını kaydetti. Yöremizin bence böyle kadınların da bir arada olduğu etkinliklere gerçekten ihtiyacı var. Kadınları ayrıştırıcı değil, kadınların da içine dahil olduğu bir toplum düzeni oluşturmak gerekir. Bu da güzel bir örnek. Zaten Kabadüz Yokuş'ta bir derneği gerçekten bu anlamda güzel faaliyetler yapıyor. Kadınların da böyle önemsenerek bir arada bulunması bence çok güzel bir şey. Kahvaltı programında bir araya gelen dernek üyeleri ise Başkan Gündoğdu'ya düzenledikleri bu özel program adına teşekkürlerini iletti. Hep beraber kahvaltı içindeyiz ve İdris Bey'e çok teşekkür ederiz. Dernek gerçekten çok güzel bir şey. Hep beraber oluyoruz, sıkıntılarımızı dinliyor, yardımcı oluyoruz. O şekilde çok güzel. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu. Daha sonra da olmasını isteriz yani. Bu haberimizle birlikte ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hoyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Uysuz, yeni tip koronavirüs nedeniyle sporcuların maç yapamaması sonucu oluşan kayıpları en iyi şekilde telafi edileceğini söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi özellikle sporu ve sporcuyu da olumsuz yönde etkiledi. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yeni tip koronavirüs nedeniyle sporcuların maç yapamaması sonucu oluşan kayıpları en iyi şekilde telafi etmek için tekrar milli takımlarını oluşturmaya gayret edeceklerini söyledi. Ya şu anda bizim için gençler 2 yıldır zaten yapamadık. 2 yıldır yapamadığımız için maalesef ki yurtlarda bir gerileme
Çünkü faaliyetlerde yapıyorsun, kamp yapıyorsunuz ama maç yapıp da yeni çocukları görememiştik. İlk maçımız, bu önemli. Tabii bunların içerisinde olimpik kadroda yer alacak çocuklar da var. Yani amacımız hem bu yıl yapılacak olan Gençler Avrupa Dünya Şampiyonası ve 2024 olimpiyat kadrosu. Yani mutlaka buradan da kadroya girecek çocuklarımız var. İyi bir genç altyapımız var. Ama maalesef 2 yıldır kaybettiğimiz o ivmeyi tekrar bir daha başlattık inşallah. İyi bir seviyeye gelecekler. Bu 2 yılın bize getirdiği en büyük sıkıntı bu çocukların 2 yıldır doğru düzgün faaliyet ve maç yapmaması. Ve çocukların 2 yıl bir kaybı var. Şimdi onu en iyi şekilde kazanmak için tekrar yeniden milli takımlar oluşturup sürekli maçlara gönderip tekrar onların performansını arttırmak amacımız. Huysuz, salgın nedeniyle hem sporcuların hem antrenörlerin hem de yöneticilerin psikolojik olarak zorluk çektiğini vurguladı. 2 yıldır biz gerçekten hem sporcular hem antrenörler hem yöneticiler psikolojikmen bayağı bir zorluk çektik. Yani pandemiyi atlatmak o kadar kolay olmuyor. Organizasyon yapmak o kadar kolay olmuyor. Federasyon Başkanı Huysuz bu yılın tüm sporcular için telafi ve hazırlık yılı olacağını kaydetti. Bu yıl hazırlık dönemi. Yani bizim için hem içte hem dışarıda çocuklarımızın tecrübe kazanması, alttan yetişenleri tekrar adapte etmek, projelerimizi tekrar hayata geçirip onları ilerletmek ve onları beraberinde koordine edip inşallah bu yıl hazırlık olup 2023'ün Ocak ayıyla da hedefimizi hazırlamak. Sezer Huysuz, federasyonun lisanslı sporculara ilişkin de şu bilgileri paylaştı. Tabii pandemiden dolayı en son 123 bindeydik pandemi başlamadan. Şu tabii geriye doğru düştük aktif olarak. Şimdi ama tekrar faaliyetlere başlayınca bu tekrar geçen yıl 17 bin aktife kadar çıktık. 11 bine düşmüştük pandemiden şeyine. Şu anda 17 bin, 25 bin aralığına devam edeceğiz. Bu yıl sonunda hedefimiz 25 bin aktif sporcu. Lisanslı sporcumuz 123 bindi. 130 binleri zorlayacağımızı düşünüyorum. 2021-22 sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu. Ordu Ulubey Ohtamış basketbol takımıyla Meçhul Asker Spor Kulübü temsil edecek. 2021-2022 sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu. Ordu'yu Ulubey Ohtamış basketbol takımıyla Meçhul Asker Spor Kulübü temsil edecek. İllerde düzenlenen büyük erkekler kategorisi müsabakalarının tamamlanmasının ardından Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu. 34 takımın mücadele edeceği ligdeki ilk hafta müsabakalarının 25-27 Mart tarihleri arasında başlaması planlanmakta olup, takımların yer alacağı gruplar ve fikstürler ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi. Ordu Yerel Basketbol Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlayan Ulubey Ohtamış basketbol takımıyla Meçhul Asker Spor Kulübü de 2021-2022 sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde yer alacaklar. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü boks takımı sporcusu Gamze Soğuksu, Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü boks takımı sporcusu Gamze Soğuksu, Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kırşehir'de düzenlenen U22 Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda Konya, Bartın, Ankara ve İstanbul'dan katılan 4 rakibini de yenerek 54 kilogramda U22 Kadınlar Türkiye Şampiyonu olan Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü boks takımı sporcusu Gamze Soğuksu şimdi de Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkacak. Hırvatistan'ın Poreç kentinde düzenlenecek olan U22 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gamze Soğuksu altın madalya için mücadele edecek. Bu haberle birlikte spor haberlerini noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.